eski sevgili biriyle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Hayda. Ya ben bunlara inanmıyorum pek. Çünkü eski sevgili olup da bir araya getirebileceğiniz insan sayısı bence çok az. Yani benim bile eski sevgilim olup da görüşebildiğim bir insan falan var. O da hani belirli seviyede. Hadi kalk video çekelim deseler. Kalkıp da şu muhabbete girmem yani. Çok merak ettim. Benimle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Ben bunu içerim. Ama ben gerçekmiş gibi izleyeceğim. 10 üzerinden bana bir puan vermen gerekse kaç olurdu? 3. Ecem ve Duhan, neden buradasınız? Neden buradayız sorusuna içebiliyor muyuz? İstiyorsanız başlayın. İçecek misin? İçerim, içerim. İlk başlangıç. Ne içiyorlar oğlum? Çok güzel bir soru ya. Benden bir şey gizledin mi? Senden bir şey gizlemedim. Gizlemem gereken bir şey olmadı. Eminsin. Eminim. Az önce benleyken bir başkasıyla konuştum dediğinde evet, gizlememiş mi yani onu? Sence ilişkimiz neden bitti? Ben bunu bilmiyorum. Ayrıldıktan sonra bana hiç mesaj atmayı düşündün mü? Ayrıldıktan sonra biz zaten konuşuyorduk. Yani sen de biliyorsun normal olarak ama böyle bir duygu dolu mesaj atmayı düşünmedim. Benimle beraberken başka biriyle konuştun mu hiç? Evet. Ben bunu içerim. Ben bunu içerim. Ben bunu içerim. Böyle falan yapıyormuşum. Beni düşünüyor musun? Eski sevgili. Abi o soru öyle bırakılmaz ama. Bu ilişki bitmeseydi, devam etseydi çok güzel yerlere gelebilirdik. Güzel netice alabilirdik, güzel sonuç alabilirdik diye düşünmüş. Ha. Böyle bir şey yok. Birlikteliklerin içinde kaç numara? 3. 3. 3. Güzel. Şu an sosyal medya hesaplarına girsek arama geçmişinde beni bulur muyuz? Bulamaz. Çünkü çok titiz bir insanım yani. Hani çok temizlerim. Hiç mi özlemiyorsun? Böyle bir şeyin hani tadını çok beğenirsin, bir süre çok fazla yersin ama sonradan... Onu öyle de açıklanmazsın. Ondan sonra öyle açıklanmazsın tekrar aklına gelir ya. Böyle yemek istersin ama yesem de olur, yemezsem de olmaz. Özlem gibi bir şey diyorsun. Gibi yani ama değil. Minimal, anladım, tamam. Güzel, sen de? 10 üzerinden bana bir puan vermen sen gerekse değil. Kaç olurdu? 3. Hiç düşünmedi bile. Ben sana 6 verirdim. Niye 6? Direkt 6 veriyorum. Niye? Ay ben 6'yı çünkü... kabul etmiyorum tabii ki. Ondan dolayı sorguluyorum. Sen benim veriyorsun? Onu 8'e çıkartmam lazım, anladın 8'e mı? 8'e yok. Allah Allah ya. Beni gerçekten sevdin mi? Biz ilişkimizin kısa olmasından dolayı... Bence birbirimizden hoşlandık. Sevmeye daha böyle geçemedik. Hani ilk görüşte böyle... Oğlum bunlar bir hafta falan mı çıkmış? Bu nasıl bir... Saçma olma ya. Gibi bir şey yok. Evet. Hoşlanma vardı. O konuda yani. Haklısın. Bir şey diyemem. Şey, seni aldattığımı hiç düşündün mü? Evet. Bana hiç yalan söyledin mi? Söyledim. Sen beni bir yere çağırmıştın. Hatta nereye olduğunu ben sana söyleyeyim. Beni ektin mi? İstanbul'da. Çok güzel ektim. Benimle neden sevgili oldun? Şey oldu. Yokluktaydım falan diyorum. Sen biliyorsun kimler oldu. Bana şey dendi. Kim bu? Bunu tanıyor musun falan? Yok ama dedim hani... Tanırım. Ha, tanırım falan. Sonra saat 12'ye kadar süre tanımlı bana. İddia. İddia. Ben iddia üzerine olunan bir sevgili miyim peki? Niye? Ya bu çocuğun açıklamaları çok iyi değil mi? Hep böyle bir ikna çabası var. Peki niye? Söyleyeyim. Biraz böyle çocukluktan böyle tam böyle pazlama çağına geçtiğimiz zamanlardı. Ondan sonra bir iddiaya girdim. Bak dedim, ben dedim saat 12'ye kadar bu kızı dedim ayarlayacağım. Hatırlıyor musun? Bir evin çatısında hep beraber oturduk. Lanet seni. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Şu an ama şey... Hatırlıyorum. Bir dakika. Hep beraber oturduk. Biz bayağı... Sen bayağı duygularımla oynamışsın ya. Beni hala seviyor musun? Hayır. Biz zaten sevme olmadığını söylemiştik. Hoşlanma olduğunu söylemiştik. Benden sakladığını... Çekiliş bahane değil. Oldu abim, seviliyorsun 3. Evet, bir soru önce gerçekten bunu çıktı ortaya. Benden daha iyisini buldun mu? Senden daha iyisini buldum mu? Buldum. Tam anlamıyla senden daha iyi değil. Sen mesela atıyorum A konusunda çok iyisin, B konusunda çok kötü bir insan ama sen B konusunda çok kötüysen de tam zıttım bir insanı buldum. Yani senin de böyle eşdeğer... O B'de iyi, ben A'da iyiyim. Hayır. Ben B'de kötüyüm. Senden böyle
sen %60'sın, o %70. 10 üzerinden bana bir puan vermen gerekirse bu kaç olurdu? 5. Aa, aynısını verdi. Benim de şu an öpüşür müsün? Ne? Teşekkür ederim. Yani... Benim de şu an öpüşür müsün? Çocuk niye boka bakar gibi yaptı oraya? Yani hayır. Ya böyle bir şey bence şu anda gerek yok yani. Ama bu cidden çok kötü bir soru yani. Bundan sonraki hayatımı etkileyecek bir soru cidden. Ne ya? Ama içeride şey diyordum, benim kimseden korkacak bir şeyim yok. Doğru fakat ama şey vardı, şöyle bir şey. Bir saniye. Tamam sor ya. Ya böyle bir şey zaten hiç olmadı, kendi de biliyor. Benimle sevişirken hiç başkasını hayal ettin mi? Ettiysen kim? Etmedim. Benimle tekrar denemek... Oğlum çocuk öyle bir şey olmadığını söyledi bir de, nasıl oluyor bu iş? İster misin? İstemem. Benimle tekrar denemek ister misin? İstemem ya, yani hani genel bir baktığım zaman istemem niye diye soracaksın ki sen. Şu an anladım onu. Şu anda seninle bir ilişki yaşamaya gerçekten ben hazır değilim. Sence benim en kötü özelliğim nedir? İnatçısın, nankörsün, bencilsin. Özelliğin nedir? Özelliklerim demedim. Bunlar yani. Özelliğin yani. Hepsi senin bir bütün olarak birleştiğin bir beden. Benden sonra mutlu olabildin mi? Çok. Beni hiç kıskandığın oldu mu? Evet. Devam edebiliyor muyum buradan? Nerede veya ne zaman? Nerede veya ne zaman? Hayır, öyle bir şey soramazsın bence. Sordum artık. Tatildeyken, adadayken kulübe çıktığımız bir gün ve biz beraber Yoksun. Değildik. Mükemmel'i beni çağırır mısın? Çağırırım ya. O da birazcık çağırırdım. Geniş ben, vagon ama yani. Ben direkt böyle. O vagon biraz hani böyle geniş. Mezhepte at koy. Oğlum güzel içerik, mevzu güzel içerik olması değil. Bunun gerçekçiliği çok önemli. Yani harbiden eski sevgili böyle 4 sene 5 sene çıkmış veya kötü ayrılmış iki insanı koyacaksın karşı karşıya. Aradan 3 sene 4 sene geçtikten sonra. Ama mümkün değil yani. Kim o topa girer? Niye girsin? Yani ben eski sevgilimle karşı karşı oturup şu soruları birbirine sormak istemem ya. Kime ne amına koyayım en başta? Koşturdun sen şu an. Çağırır mıyım? Davetiyen bana geldiğinde koşturmaya başlıyorsun zaten. Yani yarış başladı, kıpçız. Hani. En büyüğü kimdeydi? Tövbe yarabbim. Aşk olarak. Ha. Fazla mı diyoruz buna? Bunu aşk olarak, ilişki olarak baz alıyoruz. Orada da bir sıralama yap. Orada da bir sıralama yap, ona da bir sayı ver. Nereye gidiyor ona bu konu? Ona da bir sayı ver. O kaçıncıydı? En büyük aşkta. 3. Hayır canım, ona da 3. Değildir ya. 3 mü? Peki. Hayır. Değildir yani. Hayır. Kendini biraz tanıyan bir insan olarak canım. Aşka inanırım, aşkım da büyüktür yani. Bana hiç nokta nokta taklidi yaptın mı? Cidden anlamadım. Orgazm diyebiliriz. Bunu benim yapmam mümkün değil zaten hani. Evet. Anatomik olarak mümkün değil zaten bunu. Doğru değil mi? Doğru. Hiç evleneceğimizi hayal ettin mi? Hayır. Anatomik olarak mümkün değildir ne demek ya? Kesinlikle. Ben de hayal etmedim. Vücudumda bir yere estetik yapmak istesen neresi olurdu? Kalbin. Estetik yapamaz. Öyle bir şey yok. Yeni sevgilim sen ve ben grup seksi yapabilir miyiz? Hayır. Tabii canım. Yani. Cevapladın mı? Etkisinden çıkamadı soru. Cevapladı. Evet, tamam, bak bir dakika, şeyim. bir dakika. Anladım, cevabı verdi yani. Ve içiyor. Hani o yani, düşüncenin içinde kayboldum şey ben. Şey yok. Mi? Cevabı verip niye içiyorsun? Eminim bu chat'teki herkes sevgilisini birileriyle paylaşmak istiyordur arkadaşlar. Ya bu çok doğal bir şey yani. Modern olmak bunu gerektirir değil mi? Abim rüyamda seni yarın hep beraber buluşup paslaşıyoruz. Benim hayalim ikinci ayımız mutlu olsun. Abi son soruya bak, ne alakası var? Oldun mu? Hayır tabii ki de cidden yapmadım. Bak cidden yapmadım. Üzüldün lan kız. Tabii ki. Gerçekten çok güzeldi. Kafamda olan 2-3 tane soru işaretine birinci ilişkimiz nasıl bittiye çok genel bir kavram. Olabilir mi? Ona çok güzel bir cevap bulduk. Net. Ben fakat de eğlendim. Yani. Ben çok beğendim. Sinirlendiğim yerlerde olsa da ama... Sinirlendiği yerleri ben de çok fark ettim. Fakat böyle masum yalanlar diyeyim hani. Yalan yok. Ulan kız sana birlikteyken başkasıyla konuştuğunu söyledi lan. Yalan vardı ya.
Evet, ben de öyle hissettim. Kız böyle sanki bir... Ya ama neyin üzerine konuşuyoruz acaba? Evet, yani analizlerime göre... Kordisepsi... Kız hala istiyor. Yani kız hala yarım bırakmış bazı şeyleri.